Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Kaboğlu'nun yürüttüğü bir anayasa çalışması var. Onun paydaşları kimlerdir, hangi gruplardır ben onu bilmiyorum. Bizim de 24 Haziran'dan itibaren Sayın Şenol Sunat hanımefendinin başkanlığında hazırladığımız, artık bitmek üzere olan ama bizimkisinin tamamı parlamenter demokrasi üzerine giden bir anayasa taslak metnimiz var. Var tabii, yani HDP'li şu anda anayasa hazırladıklarını ifade ediyorlar. Bu konuda bize de bir davet ettiler. Kim? Mail yoluyla hatta bir de davet gelmişti. Kim bu hazırlayıp? İbrahim Kaboğlu hoca. İşte biz HDP Saadet Partisi oturup anayasa görüşmesi anayasa hazırlıyoruz. Siz de gelin. İyi Parti şu anda kendi kadrolarıyla güzel bir anayasa çalışması hazırlıyor. Bunu da bittiğinde kamuoyuyla paylaşacağız. İbrahim Kaboğlu'nun bana verdiği çalışma 3 bölümden oluşuyor. Birinci sayfa, tek sayfa anayasal demokrasi çalışmalısı yol haritası. Siz bunu Kaboğlu'nun odasında bizzat kendisinden almıştınız değil mi? Kendisi verdi ve bana verdiği zaman bu çalışmanın bir örneğinin de çalışmalar bittiği zaman İyi Parti adına çalışmalara katılan Ahmet Kamil Erozan'a verildiğini söyledi. İkinci sayfa, ikinci bölüm 4 sayfadan oluşuyor. Anayasa uzlaşma metni, alt başlık, CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi temsilcilerinin uzmanlar eşliğinde 4 ay boyunca yürütülen ortak çalışma metninin kısa özeti 30 Nisan 2018. Ve üçüncü başlık, bu 4 sayfadan sonra 25 sayfa. İnsan haklarına dayanan demokratik hukuk devleti için anayasal ilkeler. Üst başlık, uzmanların katılımıyla CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi temsilcileri tarafından hazırlanan çerçeve metin. 13 Ocak 2018, 7 Mayıs 2018.